Hocam Ahmet Altan da bugün Uludere olayında bir Müslümanın yaklaşımının nasıl olması gerektiğini yazdı. Tamam. Ve Türk İslam sentezi fikrini eleştirdi. Şöyle yazdı. O korkunç, kendi deyimiyle, Türk İslam sentezi kamiyetçiliği dinin kalbine yerleştirip İslam'ın eşitlikçiliğini, hakperestliğini, dürüstlüğünü tarumar etti. Türk lafının önde geldiği bir İslam anlayışı olabilir mi? Bu Müslümanların ne kadarı Türk, ne kadarı İslam? İslami inanç kendi varlığını bir kavmin adıyla birleştirir mi? Türk İslam sentezine inanmış bir Türk Müslüman kendi kavminden olanları diğer kavimlerden ayırmaz mı? Diğer kavimlerden üstün görmez mi? Diğer kavimlerin insanlarına üstten bakmaz mı? Yani işte Türk İslam sentezini savunan, Türk İslam birliğini savunan bir insanım. Mesela Arap kardeşim geliyor. Bağrımı basıyorum. Müslüman işte bitti. Allah üstünlük ancak takvayladır diyor. Arap'ın aceme, acemin araba üstünlüğü yoktur. Üstünlük takvayladır diyor. Resulullah Allah'ın kanununu koymuş. Bitti. Bitti. Bunun üstüne bir hüküm olmaz. Ama bir insanın kavmini sevmesi, çocuğunu sevmesi, ailesini sevmesi gayet normal. Seviyor diye ayrıcalık yapılmaz ki. Mesela biz efendim Türk milletini seviyoruz, kardeşlerimiz, kolluyoruz. Ama Suriye'den buraya iltica eden insanlar oluyor. Varımızla, yoğumuzla, var gücümüzle garip diyoruz onlara. Arap Müslüman kardeşimiz bağrımıza basıyoruz. Bu her yerde böyledir. Ama liderin isminin bilinmesinde bir mahsur yok. Türkiye liderdir. Liderliğini vurguluyoruz. İslam Birliği dersen kimsenin liderin diyecekler. Hangi millet öncü? Kim öncü? Türkler öncü. O yüzden Türk İslam Birliği diyoruz. Yani öncünün adı bilinsin diye, liderin adı bilinsin diye söyleniyor. Yoksa Arap'ın aceme, acemin araba üstünlüğü olmadığını Resulullah söyledikten sonra konu zaten bitmiştir. Ahmet Altan efendim iyi dürüst bir delikanlı. Ben gece gündüz Türk İslam Birliği deyince hani buna bir açıklık getir hocam diyor anladığım kadarıyla. Ben de açıklık getiriyorum. Evet.